Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyfiniz, en önemlisi de sağlığınız yerindedir. Size söz verdiğim gibi tam kapanma günlerinde her gün bir fotoğraf okuması yapmaya devam ediyorum. Kapanmanın son gününe kadar da devam edeceğim. Ancak ben ne kadar stoklarımı eritmeye çalışsam da sizden fotoğraf yağıyor. Teşekkür ederim. Üstelik bazı arkadaşlarımız beşer onar fotoğraf gönderiyor. Hem benim içlerinden birini seçmemi hem de değerlendirmemi bekliyorlar. Siz her bir fotoğraf okumasını yaklaşık 10 dakika civarında izliyorsunuz. Ancak o 10 dakikalık videonun oluşması için benim 2-3 saat harcamam gerekiyor. Fotoğraflar bu hızla gelmeye devam ettiği için stoklarım sürekli büyüyor, eritemiyorum. Bu nedenle artık sizlerden gelen fotoğrafları kabul etmeyeceğim. Ta ki elimdeki stokları eritene kadar. Üzülerek söylüyorum, lütfen artık fotoğraf göndermeyin. Bununla birlikte ben fotoğrafımın mutlaka değerlendirilmesini istiyorum. Bu benim için önemli. Ya da profesyonel danışmanlık istiyorum diyorsanız, bunun için benimle temasa geçebilirsiniz. Ne yapabileceğimizi karşılıklı konuşur, birlikte karar veririz. Şimdi gelin bugün için seçtiğim fotoğrafı birlikte değerlendirelim. Hadi buyurun. Bugün inceleyeceğimiz fotoğrafı Meriç Aktar. Sıradaki fotoğraf bize Emre Alkış tarafından gönderilmiş. Arkadaşımıza fotoğrafını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Fotoğrafçı fotoğrafta ne çekmiş, bize neyi göstermek istemiş? Fotoğrafın ön tarafında bir balık ağı görüyoruz. Bu sepet şeklinde olan ağlardan. İlginç bir şekilde suya paralel bir şekilde uzanıyor bu ağ ve içinde de herhangi bir şey görünmüyor. Ağın hemen arkasından suya doğru uzanmış misinalar ve bu misinaların parlamalarını görebiliyorum. Arka tarafta sahilin kenarında bir yol olduğunu, elektrik direklerini ve arkada da tepeleri görebiliyorum. Yine suyun üzerinde yansımalar ve beyaz bir takım şeyler var. Ancak o beyaz şeylerin ne olduğunu buradan çıkaramıyorum. Fotoğrafçı bu fotoğrafı nerede çekmiş sorusunun cevabı bir göl kenarında çektiğini düşünüyorum fotoğrafçının. Burasının bir göl olabileceğini zannediyorum. Ya da deniz olabilir. Böyle bir yerde çekmiş. Fotoğrafta bir ağ gösteriliyor, su gösteriliyor. Onun dışında geri kalan şeyler alan derinliği içerisinde fotoğrafın tamamlayıcı fonunu oluşturuyor. Bu anlamda düşündüğümüz zaman mekanın fotoğrafa bir katkısı var mı? Çok da olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü fotoğrafın aslında bize ne anlattığını, ne gösterdiğini buradan henüz anlayabilmek mümkün değil. Dolayısıyla fotoğrafın bize ne anlatmak istediğini, ne göstermek istediğini anlayamadığımız bir durumda mekanın katkısını da değerlendirmek güç. Fotoğraf ne zaman çekilmiş ya da fotoğrafın çekilme zamanlamasıyla kullanılan ışığın fotoğrafa katkısı var mı diye düşündüğümüzde gündüz saatlerinde çekildiği ve gökyüzünde sis pus tarzı bir şey olduğunu düşündüğüm bir saatte çekilmiş. Sabah erken saatler olabilir diye düşünüyorum. Yine misinanın üzerindeki yer yer ışık parlamalarından da aslında güneşin var olduğunu ancak fotoğraftaki ögelere doğrudan etki etmediğini, belki zaman zaman bulutun arkasına girdiğini, çıktığını da söyleyebiliriz. Doğrudan gölge göremediğimiz için fotoğrafın difüze sayılabilecek bir ışık altında sabah erken saatlerde çekilmiş olabileceği ihtimalini üzerinde duruyorum. Işığın fotoğrafa katkısı olmuş mu? Işığın fotoğrafa ciddi şekilde, belirgin bir şekilde bir etki yaptığını düşünmüyorum. Fotoğrafçı bu fotoğrafı nasıl çekmiş? Fotoğrafçı yine EXIF bilgileri olmadığı için baktığımızda ön taraftaki ağı netleyerek çekmiş. Diyaframı 5.6 civarında olduğunu zannediyorum.
Çünkü alan derinliği içerisinde arka taraftaki kara parçasının ve dağların alan derinliği içerisinde eritildiğini düşünüyorum. Perde hızı ve ISO'nun da bu ışık koşulları için uygun değerlerde seçildiğini söyleyebilirim. Fotoğrafın sol yarımında bir ağ var. Bu ağ bizi sağ yarıma doğru itiyor. Ağın içerisinde bir takım dairesel ögeler olmakla birlikte ağın genel şekli sağa doğru bizi itiyor ve fotoğrafın sağ tarafında bir şeyler görmek istiyoruz. Keza misinaların oluşturduğu çizgiler de parlamalarından ve devamında gelen misinaların oluşturduğu çizgiler de bizi fotoğrafın sağ yarısına doğru itiyor. Ama sağ yarısında herhangi bir şey görmüyoruz. Doğal olarak kompozisyon kurgusunda bir denge problemi hissediyoruz bu fotoğrafta. Fotoğrafçı bu fotoğrafı neden çekmiş sorusuna baktığımızda ben fotoğrafta bir konu eksikliği hissediyorum. Evet, ortada bir ilgi merkezi var gibi. İlgi merkezi sanki A ama A öyle bir yerden kesilmiş ki, kadrajın öyle bir kıyısında kalmış ki sanki ilgi merkezi A değil de bizi başka bir şeye götürmek istiyor gibi ama o başka şeyi bulamıyorum. Fotoğrafçı muhtemelen bu fotoğrafı ağın bağlı olduğu bir tekne olabilir, sandal olabilir, bir kara parçası olabilir, bilemiyorum. Oradan kroplayarak çıkarmış ama bu kroplaması fotoğrafın anlam bütünlüğünü ortadan kaldırmış. Eğer ilgi merkezimiz ağsa, anlatılan şey ağsa bu kadar kenara köşeye itilmiş olmamalıydı. Yok, ilgi merkezimiz ağla ilişkili başka bir şey ise karemizin içerisinde onu görmeliydik. Dolayısıyla fotoğrafçının bu fotoğrafla neyi göstermek istediğini, neyi anlatmak istediğini ben tam anlayamadım. Buradan yola çıkarak ben bu fotoğrafı beğenmedim. Böyle bir fotoğrafta bize gösterilmek istenilen, bize anlatılmak istenilen şey çok daha belirgin olmalı. Evet, sade bir fotoğraf. Ağı görüyoruz. Ağın soyutlandığını görüyoruz. Arka taraftan alan derinliği aracılığıyla koparıldığını görüyoruz. Sadelik açısından sorunu olmayan bir fotoğraf ama belirgin değil. Nedir bize anlatmak istenilen? Tek başına bu ağ mı? Normal şartlar altında böyle bir ağ, böyle yatay bir şekilde kullanılmaz. Bu ağ konu da olabilirdi ama kadrajın içerisine öyle bir yerleştirirdiniz ki fotoğrafçı bize ağı anlatmış diyebilirdik ama burada bu şekilde konumlandırılmış, kadraja bu şekilde kenardan zoraki sokulmuş bir ağ maalesef bize fotoğrafı anlatmıyor. Bu nedenle ben bu fotoğrafı beğenmedim. Ben olsaydım ne yapardım? Eğer ağı anlatmak istiyorsam, ağın birlikte kullanıldığı, şu anda bağlı olduğu tekne, sandal, kıyı her neyse onu da gösterirdim. Varsa ağı kullanan insanı da gösterirdim. Ya da ağı bir yönlendirme aracı, ikinci öge gibi kullanacaksak kadrajın sağ tarafında bir ana konu göstermeye çalışırdım. Emre Alkış arkadaşımıza fotoğrafının üzerinde konuşma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü fotoğrafımızı da birlikte değerlendirdik. Umarım size faydası olmuştur. Umarım yeni bir şeyler öğrenmenize yardımcı olabilmişimdir. Videonun başında yaptığım duyuruyu kısaca hatırlatarak bitirmek istiyorum. Elimde çok fazla sizlerden gelen fotoğraf biriktiği için daha fazla fotoğraf kabul edemeyeceğim. Lütfen fotoğraf göndermeyin. Profesyonel fotoğraf danışmanlığı talep ediyorsanız bana ulaşın. Ne yapabileceğimize birlikte bakalım. Yarın yeni bir videoda yeni bir fotoğrafı okumak için birlikte olacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın.